Merhaba arkadaşlar. İlk soruyla başlayalım. Işık ışınları saydam bir ortamdan başka saydam ortama geçerken doğrultusunu değiştirebilir. Buna kırılma denildiğini zaten görmüştük. Buna göre olaylarından hangileri ışığın kırılması sonucudur? Şimdi birinci öncüle bakarsak, su dolu bir bardağın içinde kalemin kırılmış gibi görülmesi. Evet, kırılma olayının bir sonucuydu. İkiye bakarsak, berrak ve durgun bir suya baktığımızda suyun olduğundan daha sığ görülmesi. Evet arkadaşlar, kırıcılık indisi az olan bir ortamdan kırıcılık indisi az yo çok yoğun bir ortama baktığımız zaman daha yakın görüyorduk. Bu da ışığın yine kırılması sonucudur. Fiber optik kablolarda ışığın kablonun dışına çıkmadan iletilmesi kırılma değil, yansıma olayının bir sonucuydu. Kabloyu düşünürsek şu şekilde. İşte gelen ışığımız yüzeyleri çarparak yansıma yapıyordu ve bu şekilde iletiliyordu. Dolayısıyla bunu alamayız. Yani cevabımız C seçeneği 1 ve 2 olacaktır. İkinci soruya bakacak olursak, tek renkli S ışık ışını saydam KLM ortamlarından geçerken şekildeki yolu izliyor. Buna göre KLM ortamlarının ışığı kırma indeksleri arasındaki ilişki nedir? Şimdi arkadaşlar, biz şunu biliyorduk. Kırıcılık indeksi az olduğu ortamlar, kırıcılık indeksi daha fazla ortama geçerken ışık normale yaklaşarak kırılırdı. Burada da K'den gelen K ortamından gelen bir ışın K ortamından gelen ışın dikkat ederseniz normale yaklaşacak şekilde kırılmış. Dolayısıyla L'nin ışığı kırma indisinin daha büyük olduğunu söyleriz. Yani L büyüktür K'den. Şuraya bakacak olursam L'den M'ye geçişte ne olmuş bakalım. Yine arkadaşlar, ışık ışınları normale yaklaşacak bir şekilde kırılmış. Dolayısıyla M'nin ışığı kırma indisi de L'den büyük olacak. O halde şöyle yazabilirim. NM büyüktür NL. O da büyüktür. NK olacak şekilde hangi seçeneğimiz de var? O da D şıkkında var. Üçüncü sorumuz. Tek renkli S ışık ışını K ortamından L ortamına geçerken şekildeki yolu izliyor. Ne yapmış? Bakın, bir kere doğrultusu değişmiş. Doğrultusu değişmiş de K ortamıyla L ortamı aynı ortam değil. Normale yaklaşmış arkadaşlar. Hızı düşmüş. Bu şekilde normale yaklaşırsa biz şunu da biliyorduk. Kırıcılık indisi az ortamdan kırıcılık indisi daha yüksek bir ortama geçmiştir. Daha büyük bir ortama geçerse normale yaklaşırdı. Dolayısıyla NL büyüktür. L'nin kırıcılık indisi büyüktür. NK deriz. Buna göre öncüleri okuyacak olursak hangileri doğrudur diyor. Birinci öncülde K ortamının ışığı kırma indisi L'ninkinden büyüktür diyor. Hayır arkadaşlar, tam tersi. L'ninki daha büyüktür. İkide ışığın K ortamındaki ortalama sürati L ortamındaki ortalama süratinden büyüktür. Evet. Hani daha az yoğun ya. Kırıcılık indisi daha düşük. Daha az yoğun ortam. Ve az yoğun ortamda daha hızlıdır. Dolayısıyla bu doğrudur. Yani gelen ışın, kırılan ışın ve normal doğrusu aynı düzlemdedir. Bunu bilmeniz gerektiğini söylemiştim. Kırılma kanunlarında geçiyor değil mi? Yani cevabımız denizli seçeneği olacak. Dördüncü soruya bakalım. Saydam K ortamından L ve M ortamlarına gönderilen aynı renkli I1, I2 ışık ışınları şekil 1 ve şekil 2'deki yolu izliyor. Işığın KLM ortamlarındaki ortalama süratleri arasındaki ilişkiyi sormuş. Şimdi bir kere bakalım. Burada ışık ışınları K'den L'ye geçerken normale yaklaşacak bir şekilde kırılmış. Dolayısıyla L'nin kırıcılık indisi, şu aşağıya yazayım.
L'nin kırıcılık indisi K'nin kırıcılık indisinden büyüktür. Diğer tarafta K'den L'ye geçerken dikkat ederseniz normalden uzaklaşacak şekilde kırılmış. Dolayısıyla ne oluyor? Çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçiyor. Yani K'nin kırıcılık indisi de M'den büyük. Şöyle N, M derim. Şimdi kırıcılık indisleri bunlar. Biz neye bakıyoruz? Ortamlardaki hızlarına. Şimdi kırıcılık indisi büyük olan ortam, yani yoğun ortamda arkadaşlar hız düşüktü. Dolayısıyla kırıcılık indisi en düşük olan ortamda hızımız daha fazla olacağından bu sıralamanın tam tersi olacak. Yani Edirne seçeneğinde olduğu gibi. Beşinci sorumuz. Tek renkli ışık ışınının paralel yüzü saydam X, Y, Z ortamlarından geçişi şekildeki gibidir. Buna göre X, Y, Z ortamlarının kırıcılık indisleri arasındaki ilişki aşağıdakilerden hangisidir? Pardon. Şimdi bakalım. Arkadaşlar, burada dikkat ederseniz buradaki açı 40'sa, şuradaki açımız 40'sa Z'den şurası da 40 olur. Orası da 40 oluyorsa gelme açısı kırılma açısından büyük. Yani kırılma açımız şuradaki 40 daha küçük. Dolayısıyla X'ten Y'ye geçerken normale yaklaştığını gördük. O halde ne yazabilirim? Y ortamının kırıcılık indisi X ortamının kırıcılık indisinden daha büyük. Peki, devamında Y'den Z'ye geçerken normalden uzaklaşmış. Evet, normalden uzaklaştığını görüyoruz. Normalden uzaklaşmışsa kırıcılık indisi büyük ortamdan kırıcılık indisi küçük ortama geçmiştir. Tamam. Y'nin dikkat ederseniz ikisinden de büyük olduğunu görüyoruz. O da halde N'ye büyüktür. Peki X ve Z'yi nasıl kıyaslıyorduk? Onda da şöyle yapıyorduk arkadaşlar. Birkaç yolla yapabiliyorduk ama şunu kullanabilirsiniz. Aradaki ortamı kaldırsak da hani X'ten Y'ye giriyor, Y'den Z'ye çıkıyor ya. Bu aradaki ortamı kaldırdığımız zaman bile Z'den çıkışı değişmeyecekti. Yani X'ten gelen bu 50 derecelik açıyla gelen ışınımız Z'den bu şekilde çıkacak. Arada Y olmasa da. O halde Y ortamını böyle aradan sildiğimi düşünüp hani şurası sanki Z ortamıymış gibi düşünürsek ne yapıyoruz? Işını direkt taşıyabilirsin. Şuraya taşı bunu. Öbürü yokmuş gibi düşün. Şöyle taşıdık. Şuradaki açımız ne oldu? 60 oldu. Dolayısıyla normalden uzaklaştığını görüyoruz. Normalden uzaklaşmışsa X daha kırıcı bir ortamdır. O halde ne olacak? Nx büyük. N, Z olacak arkadaşlar. Hangi şıkta var? Y, X, Z. Ceyhan şıkkında. Ya da ekstradan buraya çizerek de işte X ortamından 50 dereceyle gelmiş. Burası X ortamı, Z ortamı. Z ortamından şuradaki normal yaptığı açı 60 derece olacak bir şekilde kırılmaya uğramış da diyebilirsiniz. Altıncı soru. Işığın kırılmasıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçen ışık ışınların normal doğrusuna yaklaşır. Evet. Ayırıcı yüzeye dik gelen ışının doğrultusu değişmez. Evet. Bu da doğru. Işığın boşluktaki hızının saydam ortamdaki hızına oranına o ortamın ışığı kırma indisi denirdi. Evet. Kırılma açısı 90 derece olduğunda sınır açısı denir. Doğru söylüyor. Sınır açısından daha büyük gelme açısıyla gelen ışık demeti bir kısmı diğer ortama geçerken bir kısmı tam yansımaya uğrar. Arkadaşlar burada diyor ki bakın sınır açısından daha büyük gelme açısıyla gelen ışık demetinden bir kısmı diğer ortama geçerken eğer sınır açısından daha büyük bir açıyla geliyorsa arkadaşlar yansımaya uğrayacaktır direkt hepsi. Dolayısıyla bu yani diğer ortama geçemez.
Dolayısıyla yanlış olacak. 7 de K ortamından L ortamına gönderilen ışığın izlediği yol şekildeki gibidir. Buna göre yargılarının hangileri doğrudur diyor. Yargıları okumadan önce direkt biz şunu bir inceleyelim bakalım neymiş. Şimdi burada ne yapıyordum? K'den L'ye geçerken doğrusunu değiştirmiş dikkat edersiniz. Doğrusu değişmişse bir kere aynı ortam olmadığını anladım. Şurayı silim, kafanız karışmasın. Peki ne yapıyor bu? K'den L'ye geçerken normalden uzaklaşıyor. Kırılma açımız daha büyük gelme açısından. Normalden uzaklaşıyorsa K ortamının kırıcılık indisi L ortamının kırıcılık indisinden büyüktür. Kırıcılık indisi büyük ortamdan küçük ortama geçen ışın normalden uzaklaşır. Sonra hangisinde hızlı dersek kırıcılık indisi küçük olan L'de daha hızlıdır. Şimdi gelelim öncüleri okumaya. K ortamının kırıcılık indisi L'ninkinden büyüktür. Evet, doğru. 2 de ne demiş? Işığın L ortamındaki hızı K'den büyüktür. Evet arkadaşlar, bunu da söyledik. Bakın burada alfa açısı sınır açısından büyüktür. Arkadaşlar, sınır açısı bu ışın karşıya geçtiğine göre sınır açısından daha dar bir açıyla gelirse diğer ortama geçebilirdi. Sınır açısına geldiği zaman sınırda gidiyor. Sınır açısından daha dar bir açıyla geldiğinde karşıya geçebilir. Sınır açısından daha da geniş bir açıyla gelirse yansımaya uğrardı. Karşıya geçebildiğine göre sınır açısından daha küçük bir açıyla gelmiş. Dolayısıyla bu yanlış olur. Cevabımız Ceyhan olur. 8. soruda K ortamının kırma indisi 1,5. Bu 1,5. L ortamınınki 1,32. Buraya yazdım. Yani K, L'den daha kırıcılık indisi daha büyük bir ortam. Şimdi burada arkadaşlar ışık ışını gelmiş. Buna göre K ortamına, L ortamına gönderilen ışını numaralı yolladım. Hangilerini kesinlikle izleyemez. Şimdi bir kere kırıcılık indisi yoğun ortamdan kırıcılık indisi daha düşük bir ortama gönderilen ışında ne yapıyordu? Her zaman karşı tarafa geçemeyebiliyordu. Geçemezse tam yansımaya uğrar. Sınırda gidebilir. Ya da çok kırıcı ortamdan az kırıcı ortama geçiyorsa normalden uzaklaşır. O halde bakıyorum. İzleyemez diyor. Bir gibi olabilir. Tam yansımaya uğrayabilir. Çok yönlü az yöne geçerken tam yansımaya uğrayabilir. Ama arkadaşlar iki olamaz. Sınırda gidebilir. Sonra diğer ortama geçmişse daha az kırıcı bir ortama geçtiği için normalden uzaklaşabilir. 4 olabilir. Ama işte normale yaklaşamaz. Normalde gidemez. Ya da bu tarafa hiç dönemez. Yani hangisi oluyor? 2, 5, 6. Ceyhan'da var sanırım. Evet. Bir diğer sorumuz. Işığın farklı ortamlarda kırılmasıyla ilgili. Yargılarının hangileri doğrudur? Hava ortamından su ortamındaki cisimlere bakıldığında cisimler daha yakın görülür. Evet arkadaşlar. Balıkçı avantajlı değil mi? Balıkları daha yakında görüyordu. Cam ortamından havaya geçen ışın ortalama hızı değişmez. Arkadaşlar ortam değiştiriyor bir kere. Ortam değişiyorsa hız değişiyordur. Camdan havaya geçiyorsa hız artar. 3'te ise ne demiş? Ortalama kırıcılık indeksleri arasındaki fark büyüdükçe sınır açısı azalır. Evet, bunu da söylemiştik. Cevabımız 1-3. Hatta kitabımızda da not olarak yazıyor bu, değil mi? Teknekli ışık ışını XYZ ortamlarında şekildeki yolu izliyor. Buna göre ortamların indeksleri arasındaki fark nedir? Şimdi gençler burada bir kere X'ten Y'ye geçerken ne yapmış burası? Normale yaklaşmış. Dolayısıyla
az kırıcı ortamdan çok kırıcı ortama geçmiş. Yani ne y büyüktür, ne x. Şimdi y'den gelen ışın tam yansımaya uğruyor. Evet, burada tam yansımaya uğruyor arkadaşlar. Tam yansımaya uğruyorsa nedir? Yine kırıcılık indisi büyük ortamdan kırıcılık indisi küçük ortama geçmiştir. Evet. Şimdi burada da y'nin en büyük olduğunu söyledik. Az önceki notumuzda da söylediğimiz gibi şurada hani ortalama kırıcılık indiseleri arasındaki fark büyüdükçe sınır açısı azalırdı. Ona dayanaraktan şöyle diyebiliyoruz. X ortamı Z'den daha nedir? Yoğun bir ortamdır. Nx, Nz'den daha yoğundur diyebilirim. Dolayısıyla cevabım hangi seçenekte var? Y, X, Z. Ceyhan şıkkında olduğu gibi. Tek renkli I ışık ışını saydam kelleme ortamlarından geçerken şekil 1'deki yolu izliyor. Buradaki açı, buradaki açıdan büyükmüş. Olduğuna göre I ışık ışını L'den M'ye geçerken hangisini izleyebilir? Şimdi öncelikle ortamların kırıcılık indiseleri arasındaki farka bakalım. İlişkiye bakalım. K'den N'ye geçerken normale yaklaşmış. Dolayısıyla NL büyüktür. NK. Sonra L'den M'ye geçerken normalden uzaklaşmış. Dolayısıyla yine NL büyüktür. NM. Hani K ve M'yi kıyaslamam lazım. K ve M'yi nasıl kıyaslıyordum? Sanki aradaki ortam yokmuş gibi düşünüp direkt K'den gelen şu ışın şurayı M düşünürsem M'den şurada beta açısı yapacak şekilde çıkmış, kırılmış. Ve beta açısı da alfa açısından büyük olduğu için normalden uzaklaştığını söylerim. Normalden uzaklaşıyorsa K daha kırıcı bir ortamdır. NL büyüktür NK, o da büyüktür NM olur. Şimdi bakıyorum M ile L arasındaki ilişki. Ya zaten tamamını bulmamıza gerek yokmuş arkadaşlar. Direkt burada M ile L'yi zaten söylemiştik. Şimdi L'den geliyor. L kırıcılık indisi büyük bir ortam. Kırıcılık indisi büyükten küçüğe geçerken hangi yolu izleyebilir diyor. Büyükten küçüğe geçerken arkadaşlar neler olabiliyordu? İşte tam yansıma yapabiliyordu. Sınırda gidebiliyordu. Ya da diğer ortama geçebiliyordu. Diğer ortama geçerse ama az kırıcı ortama geçtiği için normalden uzaklaşacak. Dolayısıyla yansıma yapabilir, sınırda gidebilir, normalden uzaklaşarak kırılabilir. Ama normale yaklaşamaz. Yani cevabımız Edirne seçeneği olacaktır. 12. soru. Tek renkli I ışık ışını paralel yüzlü KLM ortamlarında şekil 1'deki yolu izliyor. Daha sonra L ortamı çıkarılarak KM ortamları birleştiriliyor. Bakın hemen ne yapıyoruz? Normale yaklaştığı için L K'den büyük. Kırıcılık indisi. Sınırda gittiğine göre L M'den de büyük. L en büyük bir kere. Şimdi L'yi aradan çıkarttığım zaman ne yapıyordum? K'den yollanan bir ışın M'den çıkışı değişmezdi. Dolayısıyla hemen alıyordum bu M'yi, şuraya taşıyordum. Sanki M ortamıymış gibi burası. M ortamı gibi taşıdığım zaman işte K'den M'ye geçişte şuraya komple M düşün. Bu şekilde oluyor. Dolayısıyla K ortamı M ortamından K'den gelen bir ışın sınırda gittiğine göre K ortamının kırıcılık indisi M ortamının kırıcılık indisinden büyüktür. Bunu anladık. Şimdi ne yapıyoruz? Kırıcılık indisi büyük ortamdan kırıcılık indisi küçük ortama şurada yollanmış. Burada arkadaşlar neyi soruyor bize? Hangisini izleyebilir diyor gene. Evet.
Şimdi bakın aynı açıyla yolladığı için bak teta açısıyla yollamış. Zaten aradan bunu çıkarttığımız zaman yine sınırda gitmesi lazım. Sınır açımızın burada K'den M'ye geçteki sınır açımızın teta kadar olduğunu zaten anlamıştık. Ve teta ile geliyorsa yine 2 gibi devam edecektir. Cevabımız 2 olur. 13. soru. Şekildeki ışık ışınının paralel yüzey ortamlardan geçişi verilmiştir. Işık ışını geldiği doğrultuya paralel olarak N3 ortamından geçtiğine göre. Paralel olarak geçiyorsa arkadaşlar bir kere N1 ile N3'ün aynı ortam olduğunu anlıyorduk. Değil mi? Aynı ortam olduğu zaman yani N1 eşit N3 olduğu zaman paralel çıkıyordu. N3 olarak geçtiğine göre x mesafesini arttırmak için aşağıdakilerden hangisi yapılabilir? Şimdi x'i arttırmak için ne yapacağım? Öncelikle bir kere şu d'yi arttırırsam arkadaşlar bu d'yi arttırdığım zaman işte bu şurası uzuyor. Daha sonra öbür ortama geçtiği zaman şöyle tekrardan kırılacağı için d'yi arttırmak yapılabilir. D'yi arttırmak nerede var? Burada var. Tamam. Ya da N2'nin kırıcılık indisini arttırsaydık biraz daha kırılsaydı da olurdu. Yani azaltmak yerine arttırmak olabilirdi. Onun dışında zaten N1 ile N3 aynı olduğu için bunların hiçbir önemi yok. Şu zaten olmaz. Cevabımız E seçeneği olacak. 14. soruda saydam X ortamındaki bir gözlemci saydam Y ortamındaki R noktasını R üstü görüyormuş. Yani daha uzakta görüyor. Kim kimi uzakta görür? Balık. Balıkçıyı daha uzakta görür. Yani yoğun, az yoğun. Ya da işte ne diyeyim? Çok kırıcı. Kırıcılık indisi büyük. Küçük. Ya da anla diye şöyle söyledim. Su. Hava. Sudan havaya baktığımız zaman daha uzakta gördük. Doğru mu? Bunu hatırlıyorsunuz. Buna göre diyor hangileri doğrudur? X ortamının ışığı kırma indisi Y ortamınınkinden büyüktür. Doğru. Y ortamından X ortamına gönderilen bir ışık ışını tam yansıma yapabilir. Şimdi arkadaşlar az yoğundan çok yoğuna tam yansıma yapamaz. Her zaman geçerli. Tam yansıma ne zaman yapılabilir? Çok yoğuna, az yoğuna. Yani kırıcılık indisi büyükten küçüğe bakarsak tam yansıma olabilir. Bu olmaz. Y ortamındaki bir gözlemci P noktasından bakarsa daha yakında görür. Evet. Havadan suya baktığımız zaman daha yakında görürdük. Bu da doğru olacak. Cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Gelelim son sorumuza. Son soruda da arkadaşlar K ortamındaki bir gözlemci K ortamı. Hepsi K ortamında şurada. LMN ortamlarındaki özdeş ışık kaynaklarını kendinden sırasıyla HL, HM, HN kadar uzakta görüyor. Buna göre kırma indislerini de vermiş. Yani şekli anlatıyor. HL, HM, HN arasındaki ilişkiyi sormuş. Şimdi bakacak olursam. Öncelikle bu ne yapacak arkadaşlar? Mesela şöyle söyleyeyim. Havadan suya gibi düşün. Yani az kırıcıdan çok kırıcıya. Az kırıcıdan çok kırıcıya bakarken daha yakında görür. Burada da daha yakında görecek. Öncelikle onları söyleyelim. Bu ise ne yapacak? Sudan havaya bakıyor gibi düşün. Daha uzakta görecek. Burayı anlamışsınızdır sanırım. Tamam, en uzak olan ne olmuş oluyor? N olmuş oluyor. Yani HN'miz bir kere en uzun oluyor dikkat ederseniz. Sonra demiştim ki şu ikisine bakıyorum. Ortamlar arasındaki fark ne kadar fazlaysa ya da işte diğer ortamın kırıcılık indisini ne kadar arttırırsak o kadar fazla kırılacağından o kadar yakında görecek. Yani bu M'de 4N olduğu için daha yakında görecektir. Ve en kısa mesafe budur. Sonra şu da arada bir mesafedir.
Yani hangi şıkta var dediğimiz cevap N büyük L sonra M denizli seçeneğinde olduğu gibi arkadaşlar.